Bence sen hala öğrencisin biliyor musun? Ben öğrenci gerçekten değilim. Niye gene buna sardın sen? Benim, yok yok ya ben dün var. O menüden sonra ben sizin diplomanızı var. Görmek istiyorum. Net. Ben sizin diplomanızı görmek şey. İstiyorum. Tamam, şöyle yapalım. Çok net. 2 yıllık mı okudunuz aşçılığı? 2 yıllık bitirmem. Onun için tamam. Çalışıyordum zaten. Başka bir üniversitem de var. Şöyle yapalım. Siz bana bir iletişim adresi verin. Ben oraya... Ne iletişime geçmek yasak. Cuma'dan sonra olabilir. Cuma'dan sonra ben oraya... Sen buraya getir daha Cuma'ya kadar. Buraya getiririm. CV'mi de getiririm. CV gönderirim isterseniz. CV getirebilirim size. İş mi arıyorsun? Yok hayır iş aramak için değil. Gidiyorsun ya Viyana'ya. Kendisi baksın nerelerde çalışmışım, nerelerde iş yapmışım. CV'sini görsün. Kerim Bey diplomalarını getirip gösterebilir ama ilk günde gastronomi mezunuyken 3. günde aşçılık mezunu oldu. 4 yıllıktan 2 yıllığa düştü. Umarım yarın lise mezuniyet diplomasıyla gelmez karşımıza. Muhtemelen beni kendi öğrencilere kıyaslıyor ve diplomamı görmek istiyor, CV'mi görmek istiyor. Ben kendisine seve seve CV'mi de getiririm, diplomamı da getiririm. Kendisi görür. Belki inanmazsa referanslarımı da arayabilir. Getir bakalım sevgili Fatma. Kadayıf dolmasıydı değil mi? Evet Erzurum Kadayıf. Erzurum Kadayıf dolması. Ya ben bıçağım, senin bıçağını alabilir miyim? Ben kendim bulaştırdım evet, pardon. Etim, sen koymuştun. Getireceğim size. Kusura bakma. Estağfurullah. Gelenler yiyebilir. Şu an acı hissediyorum. Siz sıralamayı hiç bilmiyorsunuz biliyor musunuz? Bence yemek yememişsiniz. Ne hissediyorsun? Acı. Neden tatlı iş konuşsun? Gerçekten. Neyin miden acıdı? Hem beynimle. Yani mide katılıyor olabilirim ama midede bir şey mi? Acı hissediyorum. Nedeni ne biliyor musunuz? Size üzülüyorum. Yapamamış olduğunuz üzülmeyin için hala benim işlerimi de ben yapmadım. Çünkü büyük konuştu. Ben beceriksiz. Aynı anda konuşmayın. Ay yalnız önüne gelene beceriksiz diyorsunuz ya Fatma Hanım. Ben beceriksiz lafını kabul etmiyorum. Ne zaman dedi? Duymadım. Şimdi. Niye daha bir şey benim görmedi kadının? Hayır hayır bence siz beceremeyeceksiniz diyor. Hayır beceremeyeceksiniz. Beceriksizsiniz dedi kıvırmayın. Seviliyorsunuz. İçerik söylediğiniz kelimeyi kabul etmiyorum. Bu iki oldu. Saçmalama. Yok beceriksizsin. Bence beceremeyebilirsiniz. Biraz probleminiz ya bence var. Şunu, hani beceremeyebilirsiniz. Bunu çok fazla abarttınız. Takıldı diye siz şu an abartıyorsunuz ama abartacak bir şey takıldı. Yok. Takıldı. Zaten özlü ben dilemeniz gerektiğini söyledim Zuhal'ın dedikten sonra da ben de eşlik ettim. Biraz yavan buldum tatlıyı. Bana mı öyle geldi? Şerbeti mi? Şerbeti biraz az ve yavan gibi. Hani hayır. Şeker oranı düşük. Şimdi... Tadına bakmadınız, hayır diyorsunuz. Oranından anlarsınız, sürekli yapıyorsunuz. Tamam evet, yani sürekli yapmayacaksa bu ihtimalle anlarsınız. Biraz sence yavan gibi sanki yani. Şerbeti yok ve yağ kokuyor. Yağ mı kokuyor? Evet. Güzel, onu bakmadım. Şerbeti yok, bakın kukuru. Bu böyle oluyor, böyle oluyor. Fatma Hanım, şerbeti... gecik. Nasıl siz, oluyor hani biliyor bakın, musun? Bugün Kerim Bey, pardon dün Kerim Bey gününde savunsaydı... Hani şey diyebiliyorum, aa yemedim, doğrusu bu mu diye sordum. Ama bunlar bizim yediğimiz lezzetler. Bunu hiç yaptınız mı? Yapılışını biliyor musunuz? Yaptım ve yedim, biliyorum. Nasıl yapılıyor? Çok merak ediyorum, sistem duyuyorum. Şimdi bunu anlatayım mı tabii, ben tabii, size? Tabii, tabii, yerinde. Buyurun. Tereyağlı kadayıfları yoğuruyorsunuz, sonra arasına ceviz koyup katlayıp kızartıp şerbete koyuyorsunuz. Hiç tereyağlı yapılmıyor. Tamam ben tereyağı koyuyorum. O yüzden yağ kokuyor dediniz ya alakası yok. Tereyağıyla yapılmıyor. Direkt yağda kızartılıyor içine ama yağlarla ayrıştırılmıyor. Tamam ben tereyağını yoğuruyorum. Nasıl kızarılıyor? Peki. Kızartmasını da söylesin. Söyledi işte. Hayır kızartması nasıl oluyor? Ne istiyorsunuz? Şey mi yapacağız? Yok hayır kızartması o zaman ben bir gastronomi bölümüne bir gideyim. Hayır bırakın Kerim Bey. Hemen son kızgın yağda kızartmışsınızdır herhalde. Değil. Kızgın yağda nasıl ama oldu? Nasıl onu, nasıl hayır, yani? Yani anlayamadım arkadaş ya. Yani. Yumurtaya falan bularsın ya. Yumurtaya bulanıyor şey, tamam mı? Galeta unu veya panko kullanmışsınızdır. Yumurtaya bulanır ya. Hasbinallah yumurtaya bulanıyor. Ya bunu yumurtaya bulayıp yumurtayı buradan patlatanlar var. İçine yumurta çeken var. Ya bunları bir yorumlayın o zaman. Bazen yumurta kokuyor evet. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Ve bu bakın şerbeti atılıyor. 3-5 saniyeden sonra çıkarılıyor. Bu kadar fazla da şerbette durmuyor. Çok az şerbeti var ve yağ kokuyor benim için. Peki. Şerbet sizin sıfır. Için kokar. Sizin için kokar. Özgem? Zuhal Hanım zaten yağlı şeyleri beğenmediğimi söylemiştim. Benim için de fit yağ değilsiniz kokuyor. Anlamadım ki nasıl. Ben spor yapıyorum. 14 de kilo verdim. Değilsin 14 ama. Kilo verdim. Yalnız ya hayır, bir kadın burada başka bir yemek. Bir şey hayır, söyleyeceğim. Söylemeyin öyle şeyler. Zuhal Hanım fit olmak... Şey değil, zayıf olmak hayır, değil ki. Hayır, sağlıklı beslenin. Çok ben sağlıklı besleniyorum ve 14 kilo verdim. Fit değil mi? Değil. 58 buraları kiloyu. Buraları ben bile değilim yani, kusura bakmayın da. Beni dinler misiniz? Tabii ya, ki dinliyorum ben. Zayıflıkla ya da başka bir şeyle alakası yok. Bakın, sağlıklı tüketmiyorum, besleniyorum. Sağlıklı besleniyorum. 14 kilo almamın sebebi de alerji tedavisi. Gördüm ve kilo geçmiş verdim. Olsun. Bu kadar basit. Geçmiş olsun. Yani. Şu anda ben fit olmadığımı düşünmüyorum. Sağlıklı olmak, zayıf olmak hayır, demek değildir tabii ki. O ayrı bir şey.
de. Aynı zamanda yağsız, ben fit olmadığımı şey da düşünüyorum. Hiç dinlemiyorsunuz. Arada bir sesinizi düşürün. Çünkü olsun. Peki bir dinleyelim. Ne demek istedin? Fit değilsiniz de. Peki söyle. Fit değil çünkü eğer gerçekten sağlıklı beslenen bir sürü kişi görüyorum. Tamam, yağlı mıyım ben? Yağ oranımı getireyim. Dinler misin? Sakin. Tamam sen en güzel sen konuşuyorsun. En sağlam senin sesin çıkıyor ama bir saniye. Tamam hani devam edin buyurun. Fit değilsiniz neden biliyor musun? Neden? Çünkü gerçekten doğru da beslenmiyorsunuz. Ben inanmıyorum. Burada sadece ay şunu yemiyorum, ay bunu yemiyorum. Size yok, gülüyorum sadece. Gülersiniz ancak bunu geçiştirirsiniz çünkü. Siz hayatınızda hiç spor yaptınız mı acaba? Dinlemediniz. Bir devam edeyim mi? Konu nerelere geldi? Şu kadar konuştunuz. Ben bir dur. Konuşuyorduk en son. Hayır ama. Hayır. Ama hayır öyle bir şey yok. Yani, kişisel değil. Hayır. Sağlıklı besleniyor diyorsanız o zaman fitsiniz. Fit olmanız lazım. Ben yağ tüketmiyorum bu kadar. Zeytin yağ tüketiyorum. Peki. Kilo muhabbetine girmeyelim. Hoş değil. Evet seni de dinleyeyim Alican. Ben de şerbetini az buldum. Cevizde içindeki cevizler bir tane ceviz kocamandı ilk kestiğim. Yani dengesiz. Vay ceviz. Ama buna büyük konulur ya. Çok yok yok hayır olmaz. Şöyle diyorum. Falanmaz buna. Bir tanesi çok büyüktü onu diyeceğim işte. Olabilir. Cümlemi tamamlamadım. Diğerleri çok ufaktı. Daha büyük cevizden o cevizi kıtır kıtır yersiniz içerisinde. Hepsinin dengesi aynı değildi. Onu demek istedim. Şerbet cevize mi takıldın? Burada görüyorsun sen bir ceviz nasıl yaparsın ya? Şerbet oranından ve cevizlerin eşitliğinden. Eşit ya, olmaz ki ceviz zaten. Olamaz. Tamam olamaz da birisi minnacık. Nasıl göreceksin birisi ya? Birisi Hindistan cevizi gibi ufacık olamaz. Birisi de koskocaman şuraya koyduğunuz gibi olamaz. Evet bakın burada var. O ne biliyor musunuz? Üstüne döktüm getirdim. Bırakın hayır. Bunu. Hayır, doğru konuşmuyor. Ben üstüne döktüm geldim. Hayır, lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Ben kabul etmiyorum bunu ya. Tamam kes öbürünü de. Öbürünü kes. Öbür hayır, bütün olanı kes. Bütün zaten. Ben saramam zaten. Anlatabiliyor muyum? Oğlum niye? Yavrum. Ay pardon. Yavrum. Şöyle yalnız kesme. İlk gün bana canım diye... Ben pardon canım gibi bir şey dedim. Burada neden bebeğimler, yavrumlar... Enlemesine kesme. İşte ben de onu anlıyorum. Öyle kesme. Neden? Beyefendi. Yani cevizi full görelim istedi herhalde. Tamam ben açacağım. Ama böyle keser mi? Bayağı ameliyat yapıyor hayır, adam ya. Bunu nasıl yapıyorsanız bunu da öyle yapmanız lazım. Bakın. Bakın tam cevizler görünüyor. Tamam işte olması gereken tamam. Gibi. İçerisi yeterince pişmiş. Ayrıca benim uğrumum bitmemişti ve siz bana yine saygısızlık yaptınız. Bunu bitmemiş mi? Bitti ama Zuhayla'nın bitti. Bitti zannettim hayır, ben. Hayır benim yorumum Zuhayla'nın bitmemişti. Ben hiç seninki de. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Doğru konuşmuyorsunuz. Siz ne yaptınız biliyor musunuz? Kilonuz var yok işte fit değilsiniz. Ama beslenme şeklinizi söylüyorsunuz. Besleniyorum peki, ve diyetisyenlerle kızlar, çalışıyorum. Sen bitir o zaman yorumunu. Başka bir şey daha mı söyleyeceksin? İçerisi sadece çiğ. Çiğ değil ya. Evet, hasbinallah. İçini kızartamazsın mı? Budur. Beğenmedim. Bilmiyorsunuz. Sizin için bilmiyorum çünkü. İçerisinde şerbet olmadığı için çiğ gelmiş. Evet. Sıfır şerbet çekmiş. Sıfır şerbet. İçerisinde şerbet yani, almadığı için çiğ olabilir. Siz kişisel yorumlarınızı bir daha bence yapmayın. Kişisel yorumlar diyoruz ve bugün için açık oynamaya geçiyoruz.